Fatih Portakal bana söylediler diyerek en düşük yeni emekli maaşını açıkladı. Yaptığı açıklamalarla gündem olmayan devam eden gazeteci Fatih Portakal'dan önemli açıklamalar geldi. Portakal yaptığı açıklamasında bana söylediler diyerek en düşük yeni emekli maaşını açıkladı. Gazeteci Portakal YouTube kanalı üzerinden yeni bir video paylaştı en düşük emekli maaşına ilişkin dikkat çeken önemli açıklamalarda bulunan portakalın açıklaması ve merak edilenler haberimizde. Artış gösteren hayat pahalılığı ne yazık ki emeklilerin belini bükmeye devam ediyor. Şu anda en düşük emekli maaşı 10 bin Türk lirası, kulislerde Temmuz ayında en düşük emekli maaşının 15-16 bin Türk lirası olacağını söyleyenlerin olduğunu ifade eden portakal, böyle bir şeyin mümkün olmadığının altını çizdi. Refah payı beklemiyorum. En düşük emekli maaşına ek olarak refah payı olmayacağını tahmin ettiğini ifade eden Portakal en düşük emekli maaşı için şunları söyledi. Ben refah payının olmayacağını tahmin ediyorum. Konuştuğum kişiler bana bunu söylediler çünkü. Burada ikinci bir merak edilen konu da en düşük maaş ne kadar olacak? Şimdi bildiğimiz kadarıyla en düşük maaş 10.000 Türk Lirası kimi iddiaya göre bunun 15-16 bin TL'ye yükseleceği söyleniyor en düşük emekli maaşının. %50'den bahsediyor, %60'tan bahsediyor. Mümkün değil. Yani size öyle diyenler varsa, öyle diyenlerin yazdığı yazılarda varsa veya işte televizyonlarda hala böyle konuşuluyorsa, en düşük maaş 10 bin liradan 16 bin liraya yükselecek falan, mümkün değil. Mümkün değil kesinlikle bana da söylendi. Ben size söyleyeyim, söylendi bana da, 12.500 Türk lirası en düşük. 12.500 Türk lirası veya işte 13.000 Türk lirası civarı bir en düşük maaşın çıkacağı miktar. Bu artık az bir zaman kaldı, bir ay sonra zaten bu netleşmiş olacak. Hele ki Mayıs zammını da öğrendikten sonra bunu daha da net bir şekilde öğreneceğiz ve ne olduğunu da anlayacağız. Refah payı ihtimali çok düşük. Refah payı ihtimalinin çok düşük olduğunu belirten Portakal, kulağına %25'in üzerinde bir refah payının olmayacağı yönünde olduğunu belirtti. Refah payı verilmesi halinde de maaşlarda ortalama olarak 1000 Türk lirası bir farklılık olabileceğini de sözlerine ekledi.